altın başak otu. Altın başak otu ise böbreklerdeki iltihabı önler. Taş, kumu eritir. Böbrekleri temizler. Arıtır. Şu mu? Evet. Altın başak otu. Bunları bitkilerimizi gösteririm teker teker. Bir sürü bitkiler var. Evet. Gel sen de yapıyorsun. Altın başak otu. Evet. Böbreklerdeki iltihapları temizler. Kişi eğer ki böbreklerinde taş var, kum var, iltihap vardır. Tedavi edilmese ne olur? Zamanla kronik böbrek yetmezliğine yakalanır. Allah korusun. Sonra da diyalize, hatta böbrek nakline kadar gider. Günümüzde insanlar tansiyon, kolesterol, diyabet hapları kullanıyor veyahut da antidepresan. Ben tansiyon hapı kullanıyorum. Ne mani olur? Sürekli tansiyon, kolesterol, diyabet hapı kullanırsanız böbreklere zarar verir. Böbrekleri yavaş yavaş deforme eder, çürütür. Allah korusun. Böbrek yetmezliği başlar. Çok tehlikeli. Ben. Çünkü sürekli alıyorsunuz bu hapı, sürekli alıyorsunuz. Her bir gün, iki alıyorum. Gün, üç gün değil. Her gün, senelerce. Seneler. Böbreklerde birer milyondan iki milyon nefron var, süzgeç hücre. Bunları süzüyor, temas halinde. Sürekli tahriş ediyor, tahrip ediyor, yakıyor, kavuruyor hücreleri. Zamanla böbrekler yavaş yavaş deforme oluyor, küçülmeye başlıyor. Tehlike. Bu dikkat nedenle... etmek lazım. Buradaki hangi bitki alıç, tansiyon için? Alıç. Alıcın Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Alıç. Alıç. Ama bildiğimiz... Dağda, taşta, bizim köyde de çok alıç var. Bu alıç değil. Loplu alıç, kertikli alıç. Meyvesiz yenmeyen. Çekirdeği, böyle meyvesinin içi çekirdek dolu. Çok küçük meyvesi var. Bunun meyvesi de yenmez. Meyvesi de kullanılmaz. Yaprak ve çiçeğinin ekstraktı. Alıcın birleşimindeki etken madde %2,5. Yaprak ve çiçeğinin çayını içse kişi aylar süre tedavisi, iyileşmesi, tansiyonu normale dönmesi. Mutlaka. Fakat ekstraktından elde edilen kapsüller var. Biz onlara çok özel formüller geliştirdik. Şunlar, alıç forte diye. Evet. Şu mu? Alıç forte. Bu normal bitkisel gıda takviyesi. Kişi bunu kullandığı zaman tansiyonu normale döner. 6 haftada. Tansiyon hapı almasına gerek kalmaz. Kalp damarlarını açar. Mesela Almanya'da 3664 hasta üzerine denemiş. 3664. Evet. Evet. Bunu gösterelim. Klinik araştırması var. Burada, bu benim yazmış olduğum 3 ciltli kitapta. Bu kitap, Türk tarihinde günümüze kadar yazılan kitaplardan bir farkı var. Nedir o farkı? Bu 3 ciltli kitapta 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. Çeşit çeşit üniversitelerde yapılan dünya çapında klinik araştırmalardan bahsediyoruz. Farkı bu. Klinik araştırma. Kitaba geleceğim sonra. Önce bu bitkileri ayaktayken tek tek göstereyim. Kitaba oturduğumuz yerde ağır ağır konuşuruz. Rahat konuşuruz. Tamam, mesela bu da... Şimdi böyle dönelim isterseniz kameraya dönelim. Doğru. Ekinezya. Kipriye benzediği için kipri evet. Otu da denir. Şu değil mi? Evet, kipriye benzer. Ekinezya. Ekinezya. Grip, üşütme, nezleye karşı. Ay niye? İki hafta önce neredeydiniz? O cenazede bir üşüttüm. 6 kere iğne yedim. Anca kendime geldim. Keşke yemeseydiniz. Çünkü o ağır antibiyotikler bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Ona dikkat etmek bağışıklık lazım. Sistemi çöküyor. Ekinezya. Evet, bunu nasıl yiyeceğiz? Ekinezya yemeyeceğiz. Hayır, bunun kapsülü var. Yani bu çayı içilir de. Çayı üşütme, grip, nezleye karşı 50 bin kişi üzerinde denenmiş. Almanya, Rusya ülkeleri olmak üzere. Mesela orada Avrupa'da ben 29 yılı Almanya'da kaldım. Mesela çocuklar üşüttüğü zaman üşütme, grip, nezle nedeniyle hemen doktor antibiyotik yazmaz. Yazmaz. Öyle Avrupa'da ilaç çok zor i̇laç yazıyorlar. Yazmaz. En güzel huyları o. Biz de 1000 miligram veriyoruz en ağır antibiyotik. Ne oluyor? Zehirliyoruz aslında. Bağırsaktaki faydalı bakteriler yok oluyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Yani çocukları, yeni yetişen nesilleri Allah korusun yavaş yavaş zehirliyoruz. Bu çocuklarımız ileride ne olacak? Hepsi ağır hastalığa yakalanacak. Bu nedenle... Kimyasal ilaç çocuklara vermemek gerekir. Bütün Alman doktorları, çocuk doktorları mesela 1000 doktor kendi çocuk doktorları çocukları üşütme, grip, nezle rahatsız olan çocukları ekinezya ile tedavi etmişler. 141 bin çocuğu tedavi etmişler. 1000 çocuk doktoru kendi hastalarına sadece ekinezyadan ilaç vermemişler. İlaç yok. Tablet, i̇laç değil mi? Tablet. Bunun tableti var, kapsülü var, şurubu var, her şey var. Biz de bunu Ekinezya Forte diye ürettik. Kişi bunu kullandığı zaman 3 hafta sürecekse grip 3 günde atlatır. Hiç de kemikleri sızlamaz, kasları ağrımaz. Hiçbir rahatsızlık hissetmez, burnu akmaz. Kısa sürede toparlanır. Eğer çok ağır gripse günde 3-4 defa 2'şer tane alabilir. Kullandığı zaman kısa sürede rahatlar. Bunu Kızılderililer Amerika'da 4000 yıldır kullanılıyor.
4000 yıldır. Yuh, yuh, yuh. Kimse de grip olmaz öyle desin o zaman. Kızılderililer de aslında Türktür. Yani onlar da bir Türk soyundan geliyor. Peki. Ortasından göçmüşler. Peki efendim.